Tavşan ile Kaplumbağa. Seslendiren Efe Özgür. Sıcak bir yaz günüymüş. Kaplumbağa ile tavşan derin bir sohbete dalmışlar. Önce ormanda olup bitenlerden söz etmişler, sonra başlamışlar kendilerini övmeye. Her ikisi de en hızlı koşanın kendisi olduğunu iddia etmiş. Tavşan, kaplumbağayı küçümseyerek, "En hızlı koşan hayvan benim. Bundan haberin yok galiba. Katıldığım tüm yarışlarda birinci bendim. Evim madalyalarla dolu," demiş. Kaplumbağa da iddialı konuşmuş. "Kesinlikle kabul etmiyorum. Benden daha hızlı koşamazsın." Kaplumbağanın bu sözlerine tavşan sinirlenmiş. "Ormandaki tüm hayvanlar, bütün avcılar bilir benim hızımı. Sen ise zar zor yürüyorsun. Olacak şey değil. Sen aklını mı kaçırdın? Benim gibi bir yarışçıya meydan okuyorsun." Tavşan ne dediyse kaplumbağa kabul etmemiş. Israrla tavşandan daha hızlı olduğunu söylemiş. Bu tartışma böyle uzayıp gitmiş. Sonunda karşıdaki ormana kadar yarışmaya karar vermişler. Tavşan, "Karşıda gördüğün ormana kim önce varırsa o birinci olacak. Eğer benden önce varırsan bütün birincilik madalyalarım senin olsun," demiş. Kaplumbağa, "Ne pahasına olursa olsun yarışmayı kabul ediyorum," demiş. Tavşan için karşıdaki orman hiç de uzak değilmiş. Ne de olsa tavşan hızlı hızlı koşarsa kısa zamanda ormanda. Sonunda yarış başlamış. Tavşan kendinden eminmiş. "Nasıl olsa geçerim kaplumbağayı. 4-5 adımlık bir uzaklık," demiş kendi kendine. Sonra bir bahçenin içine dalmış. Tavşan, bahçede çeşit çeşit sebzeler varmış. Tavşan hemen bir havuç koparmış. Afiyetle yemiş. Biraz ötede taptaze marullar varmış. Bu defa ağzının suları akarak oraya yönelmiş. Havuçlarla marullarla karnını tıka basa doldurmuş. Oradaki bir ağacın altına uzanmış. Demiş ki, "Aman yürüsün kaplumbağa. Daha yolun yarısında bile değil. Nasıl olsa yetişirim." Sonra da ağacın altında uyuyakalmış. Bu arada kaplumbağa ne yapıyor dersiniz? O çoktan yola koyulmuş, işi ciddiye almış, ağır ağır yürüyormuş. Sağına soluna bakmadan ilerliyormuş. Yol kaplumbağa için pek uzun, pek yorucuymuş. Uğraşmış, gayret etmiş. Bu yarışı kazanmaktan başka bir şey düşünmemiş. Sonunda ormana epeyce yaklaşmış. Bu sırada tavşan uykudan uyanmış. Bir de bakmış ki kaplumbağa yarışı kazanmak üzere. Rakibi neredeyse ormana varmış. Ok gibi fırlamış yerinden. Ama boşuna. Son gayreti fayda etmemiş. Kaplumbağa çoktan ormana varmış bile. İşini ciddiye almayan tavşan birinciliği kaplumbağaya kaptırmış.